anasın. Eksik olma. Bu saatte güzel başkanım. Geldi bunun kokusu. Şeref mi? Kurum müdürü. Sağ olun. İkinci müdür abi. Mahkum var. Hep ikinci müdür var herhalde. Esas müdür nerede? Benim. Tamam. Şimdi başkanım. Daha önce geldik seninle oturduk konuştuk ya. Başkanım şimdi bütün mahkumlardan millet kaçıyor. Bakın ne kadar kibar ve nazik insanlar barındırıyor. Yani ne mutlu. Gerçekten yani. Ne mutlu. Fakat insanları bunu anlatamıyor. Tamam, vesile oldunuz, inşallah vesile olursunuz. Estağfurullah. Sağ olun, zaten bütün değirmenin taşı sizin üstünüzde dönüyor. Estağfurullah. Sağ olun, çok büyük emeğiniz var. Sağ olun. Gördüğünüz her yerde sizin emeğiniz var. Evet, açık söyleyeyim. Evet. Ha çalmışsak da haber verin. Helal hoş olsun. Teşekkür ederim başkanım. Hani gerçekten şu çevre düzenlemesinde benim şeyde iki senedir inşaatları bitiremedik. Hala da bitmiyor, hala elimiz gene orada. Biz belediyesi yapamayız. Geçen söylediler, ya müdür bey ihtilal olsa vallahi hiç umurumda değil. Belediyeleri yıkılmasın. Gerisi kalmasın. Başkanım şöyle alalım. Ben yapayım. Benim de niye bir yemek vermedim? Selamünaleyküm. Antiyaha. 2017 Temmuz ayında geldim. Geldiğim günden bugüne kadar belediyemizin eğilim hoşgörüsünün yanında çünkü çok fazla şeyler istedik ama gerçekten her zaman yanımızda gördüğümüz bir belediye başkanımız var. Allah onu eksik etmesin. Bu beraberliğimizi ve bizim yanımızda olmasının bir sosyal boyutu olarak da bir iftar yemeği düzenlemiş bulunuyorlar. Ben kendilerinin niyetlerinden dolayı Allah razı olsun dini açıdan söylüyorum. Toplumumuz açısından da inşallah diğer belediyelere de örnek olacak. Çok örnek bir davranış. Ben saygılarımı sunuyorum. Bu yemekten dolayı belediye başkanımız mahkum arkadaşlara ve diğer burada bulunan konuklara mutlaka söyleyecek bir iki kelimesi vardır. Toplumumuzun önde gelen kişileri olan Sayın Başsavcımızla beraber belediye başkanımızın görüşlerini aldıktan sonra Sayın Başsavcımızın da görüşlerini alacağız. Ben vaktinizi almayacağım. Dini vecibeler nedeniyle fazla tutmak istemiyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcı Vekilim, Sayın Başsavcım, değerli müdürüm, değerli hazurum, değerli belediye başkanlarım, burada bulunan bütün hazurum ve değerli dostlar, değerli arkadaşlar, hepinizi öncelikle sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizlerle burada olmaktan, sizlerle bu gece bu iftar yemeğinde bir arada olmaktan ben de mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Tabii Sayın Müdürüm sağ olsun güzel lafeler yaptı. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz nokta Hizmet Bakanlığı. Manisa'da sağ olsun yaşayan vatandaşlarımızın 2009 yılı Mart ayında uygun görmesiyle, onların oylarıyla bu makama seçildik. Bizler de bu Manisa'nın havasını soluyoruz, Manisa'nın suyunu içiyoruz. Bulunduğumuz makam dediğim gibi hizmet noktasında en iyi her yere bütün eşit hizmeti götürebilmek. Manisa'da 57 mahalle var. Bu 57 mahallenin 2010 yılı içerisinde ve 11 yılı sonu itibariyle 45 tane mahallesinde hizmetimizi tamamladık. Bu yaz itibariyle 2012 yılı içerisinde de geriye kalan 12 mahallemizin de bütün hizmetlerini kablolarından, bordürüne, yağmur suyundan, asfaltına kadar Allah nasip ederse 2-3 ay sonra da tamamı bitiriliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hizmet ayrımı yapmadan hiçbir şekilde bizden veya ötekiler diye düşünmeden bu hizmetleri mahallede değil, girmediğimiz sokak olarak bırakmadığımızı her ortamda, her zaman ifade ettik. Çok şükür bunu da yerine getirmenin sevincini inşallah hep beraber yaşıyoruz. Tabii bunu yaparken Manisa Belediyesi bünyesinde bugün 27 tane müdürüyle 1711 bugün itibariyle sayısıyla hizmet gören memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz ve diğer çalışanlarımızla beraber bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Burada
emeği geçen bütün bu çalışanlara ben Manisalılar adına, şahsım adına bir kere daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan bu eserlerin hepsinin altında değerli meclis üyelerim, başkan yardımcılarımla beraber Manisa'yı en güzel şekilde insanların daha mutlu olduğu, daha müreffeh yaşam düzeyinin artırıldığı bir Manisa yaratmanın çaba ve gayretiyle çalışıyoruz. Zaman merhumu olmadan geceleri bazen 12-1'lere kadar sonuç itibariyle toparlayacak olursam zor, meşakkatli bir iş. Tabii Sayın Müdürümüzün bizden de talepleri oldu bu noktada. Elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde her türlü talebini buradan yerine getirmeye çalıştık. Ve sağ olsun kendisi bize lütfetti biraz önce söylemlerimle. Ben kendisine de teşekkür ediyorum bu konuşmalarından dolayı. Burada yaklaşık 180 tane arkadaşımız var. Bugün hepsi bu bahçede oturuyorlar. Zaman zaman bana gelen bazı talepler de var. Bizzat derdini anlatan kardeşlerimiz var. Zor durumda olan, imkanı kısıtlı olan, ailesine ulaşamayan veya yalnız noktasında olan değerli kardeşlerimiz var. Bir şekilde istemeyerek de olsa şartların, ekonominin çeşitli faktörlerin etkisiyle bugün burada bulunuyorlar. Herkesin kendine göre haklı yönü var. Herkese o gözle bakmak lazım. Burada yapılan bir hizmet var. Bu hizmetin karşılığında burada bulunan bütün değerli dost kardeşlerimin tekrar topluma kazandırılması noktasında da yapılan hizmet ve çalışmalar var. İnanıyorum ki buradan tekrar dışarı çıkıldığında topluma birer faydalı birer birey haline gelebilmek için inanıyorum ki bu çalışma içerisinde ön çalışmaların ve hizmetlerin burada verildiği kanaatini taşıyorum. Tabii ki hiç kimse burada olmak istemiyor. Ama dediğim gibi bu şartlar ve içinde bulunan bazı zorlu durumlardan kaynaklanan etkenler de günümüz içerisinde, yaşamın içerisinde maalesef bunlar da bir gerçek. Sonuçta bunlar aşılacaktır. Önemli olan sabır ve meşakkatle bu toplum içerisinde en iyi yeri alabilmenin çaba ve gayreti içerisinde bu hizmetleri vereceğinize de inancım sonsuz. Sayın savcılığımızın ve müdürümüzün organize etmiş olduğu çeşitli kurumlar altında yapan, bu hizmetleri veren değerli arkadaşlarımız var biliyorum. Çünkü bizim park bahçe ekibimizde de bir çalışma var. Yaklaşık sayısı 10 veya 15 civarında olması gerekiyor. Bu kardeşlerimiz de hizmet veriyor. Bunun gibi diğer resmi kurumlarda da tapu dairesi gibi, savcılık gibi çeşitli yerlerde de bu hizmetleri, bu gece süresini en iyi şekilde tekrar bu toplumun içerisinde yaşamak için ellerinden gelen çabayı, gayreti gösteriyorlar. Ben kendilerine bir kere daha hepsine çok teşekkür ediyorum. Her şeyi geride bırakmak lazım. Sabırla üstesinden gelmek lazım diyorum. Allah hepinizi kurtarsın. Burada bulunanların da hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan Yardımcılarım. Bütün arkadaşlar ve değerli basın mensupları, hepsi hepimiz bugün Manisa Belediyesi'nde günlere dönmüş olduğu iftar yemeğe hoş geldiniz diyoruz. Buradaki hükümler bizim misafirimiz konumunda var. Biz onları devamlı öyle görüyoruz. Dolayısıyla kişiler misafirlerine nasıl bakıyorsa biz onlara ihtimalle bakıyoruz. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Zaman zaman sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunuyoruz. Bu cümlenin olarak bugünkü etkinlik, Manisa Belediye'mizin bize sağladığı bu etkinlik, bu sosyal belediyecilik anlayışında verilen en güzel etkinliklerinden birisi. O yüzden teşekkür ediyoruz. Bu şekildeki etkinlikler her zaman kişileri birbirine bağlar. Hele şu günlerde, şu son zamanlarda birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyulan zamanlarda bu şekilde bir etkinliğin
vuruşmanın belediye tarafından bize sağlanması gerçek sevindirdi, duygulandırdı. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da Sayın Belediye Başkanımızın bu tür etkinliklerini bu gibi diğer kurumlara da devam ettirmesini gönülden istiyorum. Teşekkürler ediyorum. Tekrar hoş görün diyorum. Hayırlı akşamlar.